Müslüme ayolda başka dinde, dindarlı kişiye turmuşta çıkışı. Müslüme ayollarının başka din vekillerine turmuşta çıkışları mutlaka mümkün emas. Ortada nikah ötmeydi hem. Yine şartı şu ki bir kişi meylimi İslam'ı kabul kılaman dedi. Köpünce bu nesel kariye bilen şuna kadar nesel bu oldu. Kariyesi git, Müslüman ayol bilen kirlerdi, nikahı oku koyun, zakistem ötük deydi. Hele gün sen Müslüman mı sensin, hem Müslüman mı deydi. Kelimeni kaytaradı. Uşanı ozi kifaya kılmaydı nikahı için. Başka din vekili erkeği, İslam'ı kabul kıldım dese, bir masjidin kavmi, şu İslam'ı kabul kılgın bana şu kariyesi git, biz bilen birge beş mahal namazı cemaat buna okudu diye güvahlık verirse gene, o Müslüme ayolga uylanışa hukuku boladı. Aks halde kelime şahadetini eğitti, bir para Kur'an'ım ya yadla biri yaptı. Bari bir kabul kılınmaydı. Ta ki beş mahal namazı cemaat bunun okuyalligi doğrusu da, bir cemaat, bir maçit kavmin guahını bir mağunu geçe, Müslüme ayağını başka din vakili, İslam'ı kabul kıldım diye nikahlap alışı mümkün emez. Ama başka din vakili bölgen ayağını, Müslüman nikahlap alışı mümkün. Mesela Nasrani, Yahudi bölge ayağlarını. Başka din vakili de gelmiş, iki de din itibarı anlarını halas. Yani ahli kitablar. Ahli kitablarını, ayarlarını, Müslümanlarını nikahlap alışı mümkün. Nimege? Çünkü Müslümanların şeriatı şu ki, özge din vakillerine zulüm kılmaydı. Mecburda özün dinine kirtmeydi. Ama özge din vakillerinin itikadı boyunca ki, Müslüme ayarını alsa, onların itikadı boyunca mecburda özün dinine kirtedi ve onlarına zulüm kıladı. Çünkü Allah Teala Müslüme ayarlarını başka din vakillerine tegeçtiğini haram kılgendi.